Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agroleme kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. FIFA'da agroleme kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son iki bölümde hazırlık turnuvasında yer almıştık. Çok güzel performans gösterip kupayı kazanmıştık arkadaşlar. Şimdi ise sezona başlangıç yapıyoruz. Güzel transferlerle kadromuzu daha da güçlendirip çok güçlü bir şekilde sezona başlayacağız inşallah. İlk 11'imiz şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum ki Poaheta'yı her ne olursa olsun oynatmaya çalışacağım. Sürekli oynatacağım abi. Çünkü bu adam hızlı ve ben hızlı oyuncuları çok seviyorum. Hızlı oyuncular bence skora çok fazla katkı sağlayabiliyor. Onun dışında ne kadar transfer bütçemiz varmış? 24.4 milyon diyelim biz ona. 24.4 milyonluk bir transfer bütçemiz var. Kadromuza yeni oyuncular katarak kadroyu hem daha fazla güçlendirmek istiyorum hem de transfer bütçesini olabildiğince kullanmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dizilişi kendi oynadığım futbola göre birazcık düzenledim. Buendia'ya baktığımızda hızlanması şu anda 74. Beni şimdilik idare ediyor arkadaşlar. Poaheta'ya baktığımızda ise hızlanması 94. Diğer değerleri biraz kötü ama hızlanması beni yani idare ediyor şimdilik. 22 yaşında genç bir oyuncu. İnşallah bunu elimizden gelince iyi bir şekilde kullanırız. Ha, sadece bunu sol orta sahadan sol kanada doğru geliştirelim. Buendia'yı da sağ kanada doğru geliştirelim ki tam olarak yerlerinde oynasınlar arkadaşlar. Onun dışında Cantwell, burada iyi misin? Sen burada aslında idarelik oynuyorsun değil mi? Abi çok geliştirmemiz lazım kadroyu ya, çok. Yetenek ağacımızdan haber geldi arkadaşlar ve gelin görün ki Henry Onyekuru'yu bize mesela öneriyor. Oo, bu iyiymiş lan, bu iyiymiş ha. Bunun potansiyeli ne kadar acaba ya? Adeyemi'nin potansiyeli 87 arkadaşlar. Biri bana bunu önermişti, şimdi tam olarak ismini bilmiyorum ama ekrana yansıtırım. Gerçekten de Adeyemi iyiymiş yani, bunu almak lazım, kaçırmamak lazım. Değeri de güzel, değeri de 3.6 milyon. Genel olarak overall'ı biraz düşük ama çalıştırırsak, sürekli oynatırsak bence kendini çok güzel geliştirir. Zaten ikinci ligdeyiz, çok fazla dokunmaz bize. Şutu biraz düşük buldum yani bir santrafor olarak ama yaşı daha 18 yani normal. Çok merak ettiğim bir şey var. Mesela Altay Bayındır'ın potansiyeli ne kadar? 80. Hemen Uğurcan Çakır'a bakalım bir de. Uğurcan Çakır'ın potansiyeli 81. Tamam. Bir de Ersin Destanoğlu'na bakalım arkadaşlar. Ersin Destanoğlu'nun potansiyeli ise 79. Yani 79, 80, 81. Yaş olarak baktığımızda Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek aslında çok çok mantıklı. Ama bize biraz da overall lazım. Şimdi Fenerbahçeli olduğum için gözüm direkt Altay'a gidiyor aslında ama Uğurcan Çakır da çok iyi. Yani şöyle değerlerine falan baktığımız zaman gerçekten Uğurcan Çakır da bayağı iyi. Ama işte değeri 12 milyon, Altay Bayındır'ın ise 5.5 milyon. Uğurcan Çakır için bütçemiz yetmeyebilir çünkü başka oyuncular da transfer etmek istiyoruz. O yüzden tercihimi Altay Bayındır'dan yana mı kullansam diye de düşünmüyor değilim şu anda. Neyse bakarız ona. Adeyemi'ye geldik arkadaşlar. Ben bu oyuncuyu almayı düşünüyorum. Genel olarak overall'ı bayağı düşük. Bizim takımın şu an için ortalama overall'ı böyle 75 denilebilir bence. Çünkü çok fazla 70'lik var ama 78-76'lık oyuncularımız da var. Hadi 74 olsun. Onun için aslında Altay Bayındır olabilir ya. Aynen, Altay Bayındır alalım abi biz yedek olarak. Hatta belki sürekli olarak ilk 11'de bile oynatabiliriz. Onun dışında Dırım için yerine kesinlikle Adeyemi'yi almak lazım. Hatta öyle ki kendisini sürekli olarak ilk 11'de bile oynatabilirim. En iyisi kendisini hemen almayı çalışalım arkadaşlar derken takım bu pozisyonda yeterli derinliğe sahip olmadığı için oyuncuyu satmıyor diye bir haber geldi. Üzüldüm. Madem öyle arkadaşlar, o zaman mecburen bu oyuncudan vazgeçiyoruz. Sizlerin önerdiği oyunculara bir bakalım isterseniz. Bir arkadaşımız Guardiol diye bir oyuncu önermişti arkadaşlar. Baktığımız zaman overall olsun, potansiyeli olsun, yaşı olsun müthiş, gerçekten harika. Sol bekte ve stoperde oynuyor. Çok çok iyi. Bunu mutlaka almaya çalışalım. Değeri falan da iyi yani. Paramız yeter, bütçemiz yeter. Onun dışında Billy Gilmour önerilmişti. Sanırım aynı arkadaş önermişti. Bilmiyorum şimdi tam olarak. Bu oyuncu da orta saha veya defansif orta saha kısmında oynuyor. 19 yaşında, 71 overall'a sahip ve 86 potansiyeli var. Yani olabilir mi, olabilir ama bizim dizilişte defansif orta saha yok. O yüzden biraz sıkıntılı olabilir. Almak çok da mantıklı değil gibi. Ha, alırsak da merkez ofansif orta sahaya doğru geliştirmek lazım. Ama bu oyuncuda da öyle merkez ofansif orta sahalık bir kalite yok gibi geldi bana şu an gördüğüm zaman yani. Neyse, bu kalsın o zaman şimdilik. Ve kaleci olarak da arkadaşlar Pepe Reina önerilmişti bana. Yani ne diyebilirim ki, adam 37 yaşında, zaten muhtemelen bir sene sonra futbolu bırakacaktır. Bize uzun vadeli oyuncular lazım. O yüzden bunu almayacağım arkadaşlar. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Şimdilik dediğim gibi Guardiol
Gerçekten diyorum harika bir öneri. O yüzden bu oyuncuyu almaya çalışacağım. Önceliğim bu oyuncu olacak. Guardiola için transfer teklifi yapıyoruz şimdi. 6,5 milyon değeri var. Biz ise 4,5 teklif etsek acaba masadan kovarlar mı? Oo, kabul ettiler. Tamam, güzel abi, güzel. Direkt oyuncuyla da bir görüşme yapalım o zaman. Ya böyle direkt ilk söylediğim zaman, ilk teklif yaptığım zaman, kabul ettikleri zaman lan acaba daha düşük versek kabul ederler miydi acaba diye düşünmüyor değilim. Karşı teklif genç yetenek. Bunu kabul edemeyiz mi? Oyuncumun beklentisi ara sıra ilk 11'de sahaya çıkarak ve sonradan oyuna girerek fırsat yakalama. Bu bize resmen yatmaya geliyor ama ben seni sürekli oynatacağım vallahi. Ne yaparsan yap. 5 yıl. Vay vay vay. Ben yemin ederim ağzımdan küfür çıkıyor daha. Hem rotasyon oyuncusu hem 5 yıllık sözleşme. Kabul et. Ama ben sana göstereceğim gününü. Biz en iyisi 500 bin diyelim arkadaşlar ki transfer bütçemiz de yok. 420 bin diyelim o zaman, bakalım ne diyecekler. Aynen, teklifi kabul ettiler abicim. Yeni transferimiz Guardiola. Hayırlı uğurlu olsun. Son FIFA'da baktığımızda değeri 73'tü. Buraya geldik baktık 69. Neyse. Oo, ama onu ama potansiyeli 90. Maşallah. Şimdi aklımdaki düşünce ne biliyor musunuz arkadaşlar? Acaba diyorum ki Henry Onyekuru'yu alsak ve kendisini Sakın adı doğru geliştirsek. Buaheta ve Henry Onyekuru'yla kanatları otoban yapabilir miyiz? Bunu düşünüyorum şu anda. Yemin ederim olursa müthiş olur. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Tribal için bir teklif gelmişti. Şimdi bu transfer görüşmesini bir yapalım bakalım. 3.2 milyona falan satmaya çalışalım bu oyuncuyu. Çünkü buradan gelecek olan parayla güzel transferler yapabiliriz. Bu arada transfer bütçesi gördüğünüz üzere 2.5 milyon şu an. Bu arada transfer bütçesi arkadaşlar, orada bir hata oldu. Hiçbir şeye dokunmadım gerçekten. Ama o hatayı gidereceğim inşallah. 2.5 milyonda diretiyorlar. Ben bu oyuncuyu öyle ya da böyle satacağım zaten. Ben sadece koparabildiğimi koparmaya çalışıyorum şimdilik. 3 milyonu kabul ediyorlar arkadaşlar. Tribal'a 3 milyona satmış olduk. Daha doğrusu şimdi oyuncu kulüple görüşebilir. Umarım kabul eder gitmeyi de. Gider de para gelir abicim. Para lazım. Para. 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 Kimdi o ya? Pereler gitmiş. Pere. 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 Benim annem bir melekli bir adam vardı. Sürekli öyle diyordu. Para lazım. Para, 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 para. Tribal satılmış arkadaşlar. Transfer bütçemize 2.3 milyon euro eklenmiş. Bu arada Christoph Simon için de bir transfer teklifi gelmiş. Espanyol'dan yine. Espanyol bize çalışıyor ha. Bu teklifi de kabul edebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu oyuncunun yerine çok daha kaliteli bir oyuncu alabiliriz. Alexander Tete için de bir teklif geldi arkadaşlar. Bu oyuncuyu zaten satalım. 680 bin bence sat gitsin aslında. Ama biz 750 bin almaya çalışalım bakalım. 680 binlik bir teklif geldi. 750 binlik bir geri teklif yapıyoruz. 690 bin dediler. 740 bin dedim. 740 bini kabul ettiler abi. Hemen pes ettiler ya. Neyse. Umarım anlaşırsın abicim. Christoph Simaman. Evet. Geldik yine sana. Normalde ilk 11 oyuncumuz. Şimdi sadece şunu düşünüyorum. 3.4 milyona ben bu oyuncuyu satsam. Şu anda 22 milyonluk bir transfer bütçemiz var. Yaklaşık olarak 25.5 milyon falan yapacak. Biz ona düz hesap 25 milyon diyelim. 25 milyonun tamamını stopere harcamaya değer mi? Değmez. Ama onun yerine orta sahaya falan bir şeyler yapabiliriz. Yani bir tane defans... Abi Simaman'ın aslında tutmak lazım ya kadroda. Ama bir yandan da yaşlı, o yüzden gitmesini istiyorum yani. Ben istiyorum ki takım komple genç olsun. İlla ki yaşlı, tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız var. Ama genç olsun. Zaten bütün maçları biz oynayacağız. Gençmiş, yaşlıymış aslında bize çok da fark etmiyor yani. O yüzden ben onu kabul edebilirim. Sadece çok güzel bir teklif gelmesi lazım. O yüzden şöyle 3.5 milyonu bir zorlayalım bakalım. Kabul ederlerse dişimize gelir. Kabul etmezlerse dişimize gelir. O yüzden 3.5 milyon diyeceğiz. 2.7 diyorlar. 2.9 milyon teklif ettiler. 3.3 milyonluk bir geri teklif yapıyorum. Kabul ettiler. 3.3 milyon. Güzel para bence. Umarım sen de anlaşılır. Anlaşırsın abicim. Sen de gidersen eğer kulübümüzün kasasına çok güzel para girecek. Cantwell gelişimini tamamladı. Merkez ofansif orta saha olarak okeyledik. Harikasın abicim. Harika. Hemen buradan ne versek. Bu oyuncunun mutlaka şutunu geliştirmesi lazım. O yüzden gölge santrafor veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Timaman'ı 3.3 milyona satıyoruz. Transfer bütçemizde de 2.5 milyon euro ekleniyor. Ayrıca Tete de satılmış. Tete dedim de Tete mi nasıl okunuyorsa artık. Transfer bütçemize ek olarak 525 bin euro ekleniyor. Bu arada gençler kadrosu aylık raporu gelmiş. Ona da bakacağız şimdi. Öncelikle transfer bütçemize bakalım. Ne kadar oldu acaba? Şimdiki transfer bütçemiz 25 milyon arkadaşlar.
Tam dediğim gibi düz hesap 25 milyonluk bir transfer bütçemiz var. Umarım bu transfer bütçesini en iyi şekilde kullanırız. Kadromuzu çok çok daha iyi bir şekilde geliştiririz. Ve ligin tozunu attırırız inşallah. Hemen gençlerimize bakalım. Kimler gelmiş, ne olmuş, ne gitmiş. Oo, potansiyeli 77 ila 94 arası. 16 yaşında, genel overall'ı 40. Abi şimdi geldi bu oyuncuyu oynat işte. Ama oynatacaksın mecbur. Oynatacaksın. Ne yapabilir onu bilemem ama en azından oynatmak lazım. Kendisine şans vermek lazım. Belki gerçekten de 94 potansiyele kadar ulaşacak. Adam daha 16 yaşında. Onun dışında Schmidt var. Simon Schmidt ve Santiago Oyeda var. Yani ilgi çekici aslında baktığımız zaman. Ben ama ilk olarak bu oyuncuyu almak istiyorum. En azından merkez orta sahada falan oynatırız maçın sonlarında. Buna gelişim planı olarak top kazanan orta saha diyelim. Ve A takıma yükseltelim arkadaşlar. Onun dışında normalde Simon Schmidt'e de şans vermek istiyorum ama bilemedim şimdi açıkçası. Bence şans verelim ya. Bence bu oyuncuya da şans verelim. Aslında diğerlerini de alıp en azından kiralayabiliriz. Belki gelişirler, bir faydaları dokunur bize. Bence aynen ya. Alalım, kiralayalım bence abi. Simon Schmidt'e ters açık orta saha oyuncusunu veriyorum. Çünkü hem şutları berbat hem de hızını geliştirmesi lazım. Dediğim gibi ben hızlı oyuncuları çok seviyorum. A takımı yükselt. Buna da ters açık orta saha oyuncusu diyelim. Oo, bu oyuncu şu anda az kadroya alınmak için çok genç diyor. Tamam, o zaman kalsın bu burada şimdilik. Roberto Barrios'a da top kazanan orta saha dedik. Defansını geliştirsin. Yalnız bu oyuncunun da yaşı 15 olduğu için galiba bunu da A takıma yükseltemiyoruz. Aynen öyle. Ve Minyoung Yong var. Gelişim planı. Oyun kurucu diyelim arkadaşlar. Yani en mantıklı şu an bu geldi bana açıkçası. Bu değişik isimli arkadaşa da gölge santrafor verdik. Şimdi A takımı yükseltelim. Bu oyuncuları en azından kiralarız arkadaşlar. Belki gelişirler falan, bir şeyler olur yani. Kiralık listesine ekledik. Bu arkadaşı da kiralık listesine ekleyelim. Şu Ketola'yı da ne yapsak lan? Bunu da kiralık listesine ekleyelim arkadaşlar. Alan olursa ne mutlu bize. Alan olmazsa da ara ara biz oynatırız. Her ne kadar overall'ı iğrenç derecede düşük olsa da. Stoper olarak Merih Demiral'ı düşündüm arkadaşlar. Olur olmaz orası ayrı konu ama denemekte fayda var. 19.5 milyon dediler. Biz 15 milyon teklif etmiştik. Oyuncunun kulübüyle 16.5 milyona anlaşıyoruz. Şimdi oyuncunun kendisiyle görüşeceğiz. İnşallah anlaşabiliriz arkadaşlar. Eğer anlaşırsak defans konusunda kafamız rahat yani. Ne diyorsan kabul abi, kabul. Arkadaşlar şartları aynen böyle kabul ediyorum, gördüğünüz üzere 5 yıllık çok önemli, işte maaşı da 32 bin euro falan filan, hiç bence kurcalamaya gerek yok, çok güzel bir transfer oldu. Hayırlı uğurlu olsun Merih Demiral, keşke tipi de biraz olsun benzeseydi daha güzel olurdu ama neyse. Merih Demiral'ı da hemen ilk 11'e monte ettik arkadaşlar, şimdi ise geriye 7 milyonluk bir transfer bütçemiz kaldı. Eğer olur da birkaç oyuncu daha satabilirsek en azından bir bomba transfer daha yapabiliriz gibi geliyor bana. Benim aklım açıkçası Henry Onyekuru'da kaldı çünkü çok hızlı bir oyuncu. O yüzden onu mutlaka almak isterim ama gelin biz en iyisi ilk maçımıza çıkalım çünkü zaten transfer bütçemiz yok, transfer falan yapamıyoruz. Gelen giden bir şey de yok. Evet arkadaşlar, ligdeki ilk karşılaşmamızda başlamak üzereyiz. Umarız çok güzel bir başlangıç yaparız. Umarız sezonu şampiyon tamamlarız. Kadroya baktığımız zaman overall açısından çok büyük farklar var aslında baktığımız zaman. 1.69, 1.82, 1.78 falan filan ama Poaheta ve Guardiol genç yetenekler, daha doğrusu Guardiol genç bir yetenek. Poaheta'yı ise biz geliştirmek istiyoruz arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. İlk lig maçımıza çıkıyoruz. Tarih 1 Ağustos 2020. Haydi bakalım. Allah yolumuzu açık etsin. Ve ligdeki ilk mücadelemize başlamak üzereyiz. Agrelimo Coventry City. Umarım doğru okumuşumdur. Karşılaşması başlamak üzere arkadaşlar. Coventry ne lan? Hadi Coventry olsun, gene daha iyi de. Coventry ne ya? Neyse. Şöyle biraz izleyelim dilerseniz. Neyse arkadaşlar, bizim açımızdan çok güzel animasyonlar yoktu. O yüzden Puke'nin vuruşuyla sezona başlıyoruz. Bu yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah. Bir gündüz maçındayız. Gündüz oynanan bir karşılaşma. Aslında hiç sevmem gündüz maçlarını ama tabii idare edeceğiz artık. Şimdi sağ taraftan geliyor. Hop, araya girdik. Rakip etkili gelmeye çalışıyor. Bir an orada bir saçma bir olay yaşadık ama kurtardık. İleri oynayacağım. Koş koş koş. Offside olmamalı. Offside olmamalı. Pasını oyna. Geriye çek. Maalesef olmadı be. Maalesef olmadı. Buendia pasını oynadı. Harika. Puki ileri git. Puki'nin önüne bırakacağım. Puki aldı topu.
Puki vur oradan. Puki maalesef dışarıya gitti. Şansımı deneyeyim dedim. Puki işte böyle vurdu fakat ağları bulmadı. Umarız bir sonraki denememizde bunu başarabiliriz arkadaşlar. Poaheta, yardır Poaheta. Adamsın Poaheta abi, seviyorum hızlı oyuncuları ya. Aha olmadı lan. Vuramadı. Vuramadı resmen. Burada gol diye resmen var ya, coşmaya hazırlanıyordum ya. Ama Poaheta'yı gördünüz değil mi? Ne kadar hızlı gidiyor. Bu oyuncunun ismi yemin ederim çok zor ya. Poaheta nedir abi ya? Söylerken yoruluyorum. Söylerken yoruluyorum gerçekten. Şimdi korner kullanacaklar. Uzun boylulara dikkat edin abi. Of. Buffon son anda çeldi abi. Çizgiden çıkardı resmen. Resmen çizgiden çıkardı arkadaşlar. Helal olsun lan sana. Şimdi Cantwell. Poaheta'nın önüne bırakacağım. Poaheta yardırdı. İşte bu abi. İşte bu. Geri çek. Pasını oyna. Biraz fazla gitti. Neyse idare edeceğiz artık. Pozisyonun içine ettim resmen ya. Tekrar Poaheta'nın önüne bıraktım. Poaheta yerden pasını oyna. İşte bu. Sezonun ilk golünü atıyoruz. Cantwell atıyor. 1-0 öndeyiz. İşte sezonun ilk golü arkadaşlar. Poaheta harika geldi oradan. Ortayı yaptı. Cantwell bomboş ağlara topu gönderdi. 1-0 öndeyiz. İşte hızlı oyuncunun önemi. Görüntüler ikinci yarıdan. Bu arada arkadaşlar bir önceki bölümün yorumlarında zaten belirtmiştim. Olabildiğince gereksiz sahneleri göstermiyorum. O yüzden yani bir oradan bir buradan görürseniz şaşırmayın. Sizlere olabildiğince kaliteli, olabildiğince dop dolu videolar izletmeye çalışıyorum. O yüzden dediğim gibi bomboş sahneler, gereksiz sahneleri komple atacağım bundan sonraki video montajlarımda. Poaheta şimdi ileri oynadı. Haydi arkadaşlar hep beraber ileriye hücum. Gertruida sağ kanattan geliyor. Şutumu çekeceğim oradan. Allah seni kahretmesin ya. O nasıl şut abi ya? Yemin ederim sinirlenme de dur ya. Hiçbir şekilde ofansif falan oynamıyoruz. Yani taktiğimiz ofansif falan değil. Of. Çüş be. Dakika 87. Golü kalemizde görüyoruz arkadaşlar. Defansta nasıl oldu da bu kadar açık verdik onu düşünüyorum ben şu anda. Çünkü gerçekten ofansif oynamıyoruz. Ama inşallah son dakikalarda galibiyet golünü atabiliriz. İşte böyle. Çok güzel bir gol yedik. Sezona galibiyetle başlamak istiyorum normalde ama olmazsa da artık yapacak bir şey yok. Maalesef, maalesef. İlk maçtan bir birlik beraberlikle ayrılıyoruz arkadaşlar. Lan konuşamadım. İlk maçtan bir birlik beraberlikle ayrılıyoruz arkadaşlar. Maalesef ilk maçta istediğimiz sonucu alamadık. Sağlık olsun diyelim arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Sezona beraberlikle başladık ve şu anda 9. sıradayız arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman ligde 24 tane takım var. Oha be oha. McLean için transfer teklifi geldi arkadaşlar. Normalde bu oyuncuyu satmak gibi bir niyetim yok. Ama daha sonra bakacağız ona. Gelin şöyle Türkiye'ye oyuncu izleme sistemi kuralım. Umarım Türkiye'den genç yetenekler çıkarabiliriz. Bir sonraki maç gününe geldik arkadaşlar ve şimdilik transfer açısından hiçbir yenilik yok. O yüzden bir sonraki karşılaşmaya da çıkalım biz en iyisi. Tam bir hafta sonra 8 Ağustos 2020 tarihinde Sheffield Wednesday karşılaşmasına çıkıyoruz şimdi. Hakkımızda hayırlısı olsun bakalım. Karşılaşma başlıyor. Haydi bakalım. Umarım ikinci karşılaşmamızda galibiyetle tanışırız. Cantwell pasını oynadı. Poaheta. Pasını oyna. McLean vurdu. 1-0 öndeyiz. Dakika 8. Poaheta harika bir şekilde önüne çekmişti arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. İşte Poaheta burada geriye çekti. Ortayı yaptı. Şut ve top ağlarda. 1-0 öndeyiz dakika 8. McLean atıyor. Harika bir gol. Çok güzel. Poaheta yine yeniden ne kadar güçlü, ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. 2 maçta 2 asist yaptı. Daha da ikinci karşılaşma bitmedi yani. Of of of. Aman ya. Yapma be. Abi neden ya? Yemin ederim sinirlenmeme geldi değil ya. Birbiri buldu rakip. Hemen bir gol bulmamız lazım. Öne geçip oyunun kontrolünü ele geçirmemiz lazım. Korneri kazanıyoruz. Umarız bunu gole çevirebiliriz. Haydi bakalım. Top direkten bile değil ya. Az farkla dışarıya çıktı. Merih Demiral kafayı koydu. Maalesef top az farkla dışarıya çıktı. Allah kahretsin ya.
Sağ bıraktım McLean. Haydi McLean. Haydi McLean. 2-1 öne geçiyoruz. Dakika 44. 2-1 öndeyiz. McLean hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atıyor. Burada sağ bıraktığı McLean kaleye baktı. Sert bir şutla topu ağlara göndermeyi bildi. 2-1 öndeyiz arkadaşlar. Puaheta. Haydi Puaheta'nın önüne bırakacağım. Çok müthiş bir fırsattı ya. Of. İlk yarı bitmek üzere artık. Ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu 2-1 öndeyiz arkadaşlar. Eğer orada Puaheta'nın önüne bırakabilseydi mümkünat yok, durduramazlardı. Çok kötü bir şekilde yakalandık. Çok kötü yakalandık gerçekten. Of, Allah'ıma bin şükür olsun. Yemin ederim var ya, çok kötü yakalandık. Allah'tan iyi değerlendiremediler ha. Şuna bakın. Harika kontrol Puki'den. Adamsın Puki. Yardır Puki. Puaheta'nın önünü bırakacağım. Haydi Puaheta. Pasını oyna. Şut ve top ağlarda gol. 3-1 öndeyiz. Dakika 83. Agrelimo ilk galibiyetine doğru koşuyor. İşte Lightna. Şüphesiz Puki'nin ve Puaheta'nın çok büyük emeği var bu golde. Çok büyük katkıları var. İşte burada pasımı oynadım. Lightna topu ağlara göndermeyi bildi yani tabii ki de. Yani oradan da atamayacaksın artık. Ki mutlaka başımıza gelecektir bir gün. 3-1 öndeyiz arkadaşlar. Artık karşılaşmanın son bölümü. Zaten buradan da maç dönecekse varsın biz o galibiyet almayalım abicim. Artık karşılaşmanın son anları. Aman dikkat. Bitir hoca. Hoca bitir artık. Ve karşılaşma son eriyor. Agrelimo ligdeki ilk galibiyetini alıyor arkadaşlar. Biraz fazla ciddiyim sanki ama biraz da fazla coşkuluyum değil mi? Ben... Bana öyle geliyor yani. Oyuncuları biraz gazlayalım arkadaşlar. Takıma komple morali bastık. Bu arada McLean için yapılan teklif geri çekildi. Ben onu tamamen unuttum açıkçası. Ama çok da önemli değil, boşverin. Ketola için ise satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi geliyor arkadaşlar. Bu oyuncunun kiralık gitmesi için bize en iyisi yetki verelim. Hiç uğraşmayalım. Yetkiyi verdik arkadaşlar. Bakalım ne olacak orada. Middlesbrough nasıl okunuyor her neyse. Bir sonraki rakibimiz onlar ama bir dakika. Kupa maçı mı lan? Oo, Karabağ kupasıymış. Karabağ kupası arkadaşlar. Bu maçın telafisi yok. 11 Ağustos 2020 tarihindeyiz. Beşli savunma hattıyla oynayacak Middlesbrough. Bizi oldukça zorlayacak gibi gözüküyor ama bakalım elimizden geleni yapacağız. Oyna diyelim bakalım, hakkımızda hayırlısı olsun. Karabağ kupasından hepinize merhaba. Karşılaşma başlamak üzere şimdi. Bu maçın telafisi yok, o yüzden bu maçı mutlaka almamız lazım. Puki pasını oynadı şimdi. Cantwell, Cantwell'den bir çalım gelir mi? Güzel sıyrıldı. Puki'nin önüne bıraktı. Puki offside'da olma, kaleye şutunu çek. Güzel de şut çekti ama maalesef offside'daymış. Oo, hem de 35 kilometre. Pasımı oynayacağım. Hızlı bir şekilde döndük. Şutumu çektim. Olmadı. Pasını oyna. McLean. Geri oyna. Şutunu çek. Ve 1-0 öndeyiz. Puki. Dakika 24. 1-0 öndeyiz. Bir şekilde orada top Puki'ye geldi. Puki de topu ağlara göndermeyi bildi. İşte bu sert şut. Kalecinin müdahalesi daha doğrusu yetersiz kalıyor. Yetişememiş çünkü. Karabağ kupasında 1-0 öndeyiz. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon gol oldu. Onun dışında öyle ahım şahım bir pozisyon yoktu. Hatta pozisyon bile yoktu galiba. Cantwell geriye çek. Kaybetme topu. Güzel. Puki şimdi. Puki aldı. Puki ile bir çalım denemesi. Yemin ederim var ya, oradan geçebilseydim şutu gümletecektim ha. Gerçekten gümletmeyi düşünüyordum yani. Of, çok kötü yakalandık. Little bu... Vah, konuşamadım da. Golü yedik maalesef. Dakika 34. Birbiri yakaladılar. Nasıl foul değil ya? Uf, 2-1 öne geçtiler maalesef. Moralleri bozmak yok. Bu maçı çevireceğiz. Ve ilk yarı sona eriyor maalesef. 2-1 mağlup kapatıyoruz ilk yarıyı. İkinci yarıda bir şekilde toparlayacağız arkadaşlar. Şimdi aradan oynadım. Puaheta sert şut. Maalesef.
Maalesef, maalesef. Uf, yemin ederim var ya, öyle bir pozisyon çıkardık ki, gerçi offside'miş ama yani yine de çıkarmayı bildik abi. Gerçekten öldük öldük dirildik burada yani. Sol kanada, of, istediğim gibi oynayamadım ama yine de tehlikeli bir pozisyon oluşuyordu orada. Abi en azından beraberliği yakalamamız lazım. Haydi, haydi Lightna, ne olur Lightna, yeni girdin oyuna. Haydi, haydi, 2-2. Yemin ederim girmeyecek sandım ya. Dakika 79, beraberliği yakalıyoruz arkadaşlar. Lightna ile beraberliği yakalıyoruz. Of of, yemin ederim var ya, burada can çekiştim resmen ya. İşte burada Lightna şutunu çekti, direkten top ağlara gitti. Top direğe değince ben girmeyecek sandım yani, o yüzden korktum bir an ama Allah'tan içeriye çarptı, öyle gol oldu yani. Aradığımız golü bulduk arkadaşlar. Maç en azından böyle biterse uzar yani, kurtarız yani bir şekilde inşallah. Sola oynadık. Hernandez, haydi galibiyet golü gelsin. Pasını oyna, şutunu çek. Ah, Allah kahretsin ya. Allah kahretsin abi, mis gibi pozisyondu ya. Abi maçı atacak, şey, golü atacaktı, maç bitecekti be. Golü bitiren golü atacaktın resmen ya. Maçı bitiren golü lan, konuşamadık bir türlü ya. Üf. Son bir şans bizim adımıza. Şimdi Puerreta. Puerreta. Pasını oyna. Lightna. Abi. Abi maalesef olmadı. Karşılaşma sona eriyor arkadaşlar. Oo, direkt olarak penaltı atışlarına geçiyoruz. Allah kahretsin ya. Ben sandım ki maç uzayacak falan ama direkt olarak penaltı atışlarına geçiyoruz. Umarız kazanabiliriz arkadaşlar. Henüz sezonun başında, bu stres çok fazla abi. Güzel vurdu. Bir panenka golü geldi orada. Bir bir. Aaa, Buffon! Adamsın Buffon! Uf, çok güzel vurduk. Kaleci de köşeyi doğru tahmin etti ama kurtaramadı. Ortaya vuracak gibi bir his var içimde. İşte bu. Yerden sert bir şut. 3-1 öndeyiz. Kurtardığımızdan maç biter arkadaşlar. Ortaya vuracak gibi bir his var içimde. Yani ortaya vurdu. Neyse. Golü atacağız, öyle bitireceğiz. Haydi bakalım Allah'ım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Ve işte bu. Karabağ Kupası'nda tur geçen taraf oluyoruz. Zor oldu ama başardık abi. Zor oldu ama başardık. Yani bu karşılaşmalardan ders çıkarmamız lazım. Nerelerde zorlandık, nerelerde zorluk çektik falan, onları gördük yani. Oralara çalışıp Allah nasip ederse kadromuzu daha çok güçlendireceğiz. Tabii biraz da takıma alışmamız lazım. İşte İpaman için bir transfer teklifi gelmiş. Hemen ona bakalım arkadaşlar. 1.8 milyonluk bir teklif. Biz en iyisi bunu bir sonraki bölümde değerlendirelim. Şimdilik kalsın. Onun dışında ligde şu an 4 puanla 4. sıradayız arkadaşlar. Lider Stokes'in sadece 2 puan gerisindeyiz. Ayrıca Karabağ Kupası'nda da bir üst tura çıktık. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanalı arkadaşlarınıza da önerirseniz çok ama çok sevinirim. Discord'dakiler az çok biliyor. Yeni bir işe başladığım için biraz zaman açısından sıkıntı yaşıyorum. Ama şimdilik alıştım, alışıyorum yani. Ve videolar inşallah sık sık gelmeye başlayacak. Bunun için gayret göstereceğim. Söz veriyorum arkadaşlar. Bunun için gerçekten çabalayacağım. Her neyse, kapanışı tekrar uzatmayalım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.